Arkadaşlar merhaba. Arpacık soğan ve kuru soğan kullanabiliyoruz ekim yaparken. Kuru soğan ve arpacık soğan kullandığımızda toprağın altına yaklaşık 1,5 santim toprağın içinde kalacak şekilde ekim yapıyoruz. Ama bana sorarsanız kuru soğan mı ekeyim, arpacık soğan mı ekeyim diye sorarsanız ben kesinlikle arpacık soğan ekmenizden yanayım. Toprak olarak bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Bahçe toprağına koyun gübresi aldığınız torbanın dörtte birini toprağa karıştırın. Dörtte üçünü bekletin. Onu zaman içerisinde soğanınızın büyüme ve yetişme döneminde toprağa ekleyerek her dönem besin almasını daha kolaylaştırmış olursunuz bu yöntemle. Şimdi burada yükseklik demişim. Yükseklik, burada yazdığım yükseklik aslında saksı yüksekliği ile ilgili. Saksı yüksekliğimiz 25-30 santim olmalı. Yani soğanın alt tarafta gelişim göstermesine izin verin. Bu tip saksılar, uzun saksılar genelde pidecilerde 15 santim olarak satılıyor. Bunlardan almayın. Bu yetersiz bir yükseklik. Onun yerine yine uzun, biraz daha pahalı 25-30 santim derinliğinde olan saksılar kullanmaya özen gösterin. Yeşil soğan her dönemde, her şartta, her ortamda aşağı yukarı yetişir. Biz verimi arttırma ile ilgili konuşuyoruz. Yani 15 santimlik saksı alırsanız yine yeşil soğan alacaksınız, yetiştirebileceksiniz. Ama 25-30 santimlik saksı kullanırsanız veriminiz çok daha artacaktır. Ekim yaparken soğanı 10'ar santim aralıklarla ekin. Burada şu 10 yazdığım kısım da bundan bahsetmek istedim aslında. Acık soğanınız çok küçük bir soğan olmasına rağmen ilerleyen dönemde kendi de genişleyecektir ve bir alana ihtiyaç duyacaktır. O yüzden 10'ar santim aralıklarla ekerseniz bu yeterli gelir. Bastırarak saksınıza toprağı yerleştirmeyin. Daha böyle süngerimsi, daha böyle yavaş yavaş toprağa ekim yaparsanız daha havadar olacaktır ve kökünde hava alması açısından faydalı olacaktır. Soğan ışık olarak yarı gölgeyi sever. Yarı gölge ortamda soğan için ideal bir ortamdır. 20 derece sıcaklık soğan için verimli bir sıcaklıktır. Bunun haricinde soğan eksi 10 dereceye kadar dayanabilen güçlü bir sebzedir. Oldukça hızlı büyürler. Siz topladıkça da büyümeye devam ederler. Toprağı çok fazla suya maruz bırakmayın. Sprey ile sulama yaparsanız oldukça iyi olur. Sulama yaparken soğanın üzerine değil de toprağı nemlendirerek spreyi kullanırsanız, şurada saksıyı üstten görünüş çizeyim. Soğanlarımız burada olsun. Spreyi buralara, toprağın bu kısımlarına yedirirseniz en mantıklı sulama şekli budur. Toprağı nemli bırakmaya özen gösterin. Çok fazla sulamayın. Bu sefer kökler çok su içinde kaldığında çabuk çürürler. Bu da soğanın yetişme ömrünü azaltır. Soğanı ektikten sonra 3-4 ay boyunca aynı soğandan hasat alırsınız ve bu soğan 3-4 ay sonra ömrünü tamamlayacak ve artık kök çürüyecektir. Toplayacağınız zamandan birkaç gün öncesinde sulamayı keserseniz soğanı toplarken çok daha rahat kopartabilirsiniz. Burada yazmışım yine malç. Bu malç dediğimiz, şimdi bunun internette naylon şekilleri falan satılıyor. Genelde çilekte kullanılıyor. Yani toprağa değmemesi için etrafına örtü şeklinde malç kullanılıyor. Bitki yapraklarını soğanımın kenarlarına koyduğumda, yani üstten görünüşte göstereyim, işte sağdan soldan topladığım bitki yapraklarını, ama bitkilerin kökleri değil, kesinlikle yaprakları, soğanın kendi üzerine değil de ektiğim toprak etrafına yerleştirdiğimde toprağın çabuk kurumasını engelliyor. Ben sulamayı yaptıktan sonra toprak daha fazla nemli kalabiliyor. Doğal bir ortam sağlıyor soğan için. Aslında bitkiler için düşünün. Yani doğada bitkiler direkt toprak üzerinde yetişmiyorlar. Mutlaka ki üzerlerinde bir örtü oluyor, bir yeşillik oluyor, otlar oluyor, bir şeyler oluyor
ve bu şekilde bir arada yaşamlarını sürdürüyorlar. Ama biz saksımızın içerisinde sadece toprak ve yetiştirdiğimiz sebze bulunduğunda etrafındaki toprak daha çabuk kuruyor. Eğer kapalı balkonunuz varsa 12 ay boyunca, yani yılın bütün yıl boyunca yetiştirebileceğiniz bir sebzedir. Dediğim gibi eksi 10 derece soğuklara da dayanabildiği için ortalama artı 20 derece sıcaklıkta da en iyi gelişimini gösterdiği için soğan bütün yıl boyunca ekebileceğiniz ve toplayabileceğiniz bir sebzedir. Eğer açık balkonunuzda soğan yetiştirmek istiyorsanız şöyle bir durum var. Yağmurlu zamanlarda, aşırı nemli zamanlarda soğanın kökleri çabuk çürüyeceğinden verim oldukça düşer. Verimi nasıl arttırabiliriz? Hem aslında bunlardan bahsediyorum. Yani gelişi güzel bir saksıya, hatta başta söylediğimiz 25-30 santim yerine daracık bir saksıya da soğan ekseniz soğan alırsınız. Yeşil soğanınız kesinlikle yetişecektir. Çok fazla hatayı tolere edebilecek bir sebze olduğundan soğanı her şartta yetiştirebilirsiniz. Ama yetiştirirken birkaç önemli noktaya dikkat ederseniz soğandan daha fazla verim alırsınız. İşte onlardan en önemlisi derin saksı, en önemlisi yağmurlu havaya maruz bırakmamak, en önemlilerinden bir tanesi aşırı su vermemek, nemli bırakmak. İşte diğer detaylarda işte üzerine malç gibi yapraklar örterseniz verim daha da artar. Soğanınızın verimi 4 ayı bulmuş olur. Son olarak bir de bahçe toprağından bahsetmek istiyorum. Bahçe toprağını da bir yerden paket halinde alacaksanız, eğer bahçe toprağının rengini görebiliyorsanız daha koyu renk topraklar tercih edin. Daha koyu renk topraklar bir nevi size şunun işaretini verir. Daha fazla besin ihtiva etme ihtimali yüksek topraklardır. O yüzden hazır toprak alırken de toprağın rengini kontrol etme şansınız varsa daha koyu olanını tercih etmeye dikkat edin derim. Saksı derinliği soğanın gelişimini hızlı sürdürebilmesi açısından. Kuru soğan yerine arpacık soğan ekmek. Malç kullanmak kesinlikle iyi bir fikir. Küçük bir öneri olsa da en azından şunu yapın. İki ayrı saksıda soğan yetiştiriyorsanız bir tanesinde söylediğim malç sistemini uygulayın. Diğerinde uygulamayın. Aslında orada bile farkı göreceksiniz diye düşünüyorum. Konu hakkında söylediklerime destek olacak yorumlarınızı bekliyorum. Aslında şöyle olsa daha iyi diyebileceğiniz bir yorumunuz varsa onu da konu altındaki yorum bölümüne iletebilirsiniz. Hem böylelikle birlikte bir şeyler büyütürken birbirimize de faydalı olmuş oluruz diye düşünüyorum. Soğan konusu bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani kağıt üzerinde anlattığın şeyler pek anlaşılmıyor gibi bir fikriniz varsa bunu da iletebilirsiniz. Daha verimli oluyor da diyebilirsiniz. Fikirlerinizi genel olarak olumlu ya da olumsuz benimle paylaşırsanız hem kanalın büyüme sürecinde de bana da yardımcı olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.